Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir taktik videosu ile beraber sizlerleyim. Ve şu anki taktik videomuz 4-3-3-B'nin paslı oyunu olacak. Evet, 4-5-1 videosunu da çekeceğim. Ama 4-5-1 videosu 2 hafta sonra gelecek. Şu an 4-3-3-B'nin paslı oyununu çekeceğim. Evet, yanımızda konuğumuz var. Evet, merhaba. İlk öncelikle bana karşı oynadığı taktiği gösteriyorum. Beni yenmişti ki bu 4-5-1 taktiği gerçekten çok işe yarıyor. Yenildiğim maça gelelim. Aramızda 90 milyon falan fark vardı. Her iki takımda da bunu uyguladı. İki Trabzon yönetiyor. 4-5-1'in burada ne kadar etkili olduğunu görebiliyoruz. Bir de Fenerbahçe'de berabere kaldığımız maç. Yine kadro değerlerini de göstermek istiyorum. 4-3-B'ye 4-5-1'in ne kadar etki ettiği bir taktik. Bu taktiği de sizlere göstereceğiz. Gördüğünüz üzere. Arada 100 milyon var. Arada evet bayağı bir fazla fark var. Biz hemen 4-3-B paslaşarak oyuna geçelim. Özellikle ilk öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kupa maçında ben Beşiktaş'ı 1-0 yendim. Ve yendiğim maçta 4-3-3 ve paslı oyun oynadım. Ve bir de kadro değerinde de yükseğim tabi. Ama Beşiktaş'ta paslı oyun oynadığı için biraz daha avantajlı oldu. Ve burada kadro değerini nasıl yaptınız diyorsunuz. Normalde herkes çoğu kişi şöyle diyor. İşte diyelim ki Mbappe atıyorum 19,9 en yüksek fiyattan 19,9'u çıkartıp da listeye koyun diyor. Yani aşağı yukarı 30 milyona koyuyorlar bunu bazıları. Ama ben bu mesela 86'lık şu an bunlar önceden 65'likti. Bunları sattım. Bunların yerlerine toplamda param 10 milyon 20 milyon oldu. Alabildiğim kadar 72 oyuncuları aldım. Sonra 72 oyunculardan sonra 80'lik oyunculara geçtim. Öyle öyle alt kademedeki bunları satasına kadar uğraştım. Sadece bunu satmayacağım galiba çünkü 12 maçta 11 gol var. Böyle potansiyelli oyuncularınızı Zayıf. satmayın. Pasalic de öyle. Pasalic de mesela önceki ligimde 78'lik gücünde 16 kaç goldü? 16 gol. 17-18 golü vardı. 17-18 20-18. golü ve 7-8 tane de asisti vardı. Evet, özellikle bunu Juventus'a da göstermek istiyorum. Juventus'a karşı da 4-3-3-B paslı oyunun etkili olduğunu görmek istiyorum. Yani gerçek bir taktiktir. Yani 4-3-3-B kapışması olduğunda mesela ciddi takımlarla mesela Juventus veya Napoli veya Fenerbahçe Galatasaray paslı oyun her yerde etkili oluyor. Burada belki topa hakim olamamışsınız ama burada görüyorsunuz ki az şut atmışsınız ama öz oynamışsınız, has oynamışsınız, maçı almışsınız. Burada en çok iyi oynamak değil, çok gol atmak önemli. Evet. Ve burada da bunu görüyoruz ve şurada bir Galatasaray'ı denemek istedim. Bakalım Galatasaray'a karşı nasıl olacak? Ben de sizinle beraber ilk defa deneyeceğim bunu. Bir 4-3-5 kapışmamız olursa nasıl bir skorla sonuçlanır onu göreceğiz. Dostluk maçına giriyoruz. Ve şu an evet oynayamıyoruz. Gizli antrenman ayarlamış. Gizli antrenman ayarladığı için kimle oynuyor? Evet, Beşiktaş'la oynadığı için gizli antrenman ayarlayamıyoruz. Bana karşı oynuyor. Ama bunu biz Beşiktaş'a karşı da yapamam çünkü haftaya maçımız var. Sen zaten 4-5-1 oynuyorsun. 4-5-1 ile içinden geçersin. Yo, 4-3-5'e geri döndüm galiba. Biz bunu Napoli'de gösterelim. AC Milan'ı 1-0 skorla geçtik. Yani Milan gibi bir takımı
kadar gol yemesi, sadece kanatları kullan oynayarak oynaması. Ve bunu görüyorsunuz ki forvetler dumanını attırmış. Ve uzun süreden beri de ben bu taktikle oynuyorum. Ve Joao Felix'in performansı anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. 13 oyun 15 gol 8 asist. Pepe'nin de öyle. 8 maç 11 gol 1 asist. Rashford'u çok oynatmamışım. Perisic 3 maç 4 gol. Fena değil. Luis Suarez bile 12 maçta 7 gol. Bence forvetlerin çok iyi. Şimdi taktiğe geçiyoruz. Normalde yine aynı şekilde 4-3-3 dizilişini anlatmaya gerek yok. Burada paslı oyun stilini seçiyoruz. Ardından sadece hücum, orta saha pozisyonunu kuru, geride kal. Her şey aynı oluyor. Burada adam markajı oyuluyoruz ve offside tuzağına evet diyoruz. Orada tam sağa baskı ve 79-79. Bu 3-3-2-2'de gösterdiğim taktiğin yani aynısı. 3-3-2-2'de de kullanıyorum paslı oyunu ve aynı stili. Ve burada da işe yarıyor, 4-3-1'de de işe yarıyabildiğini gördüm. Bir en azından bir dostluk maçı yapmak istiyorum. Ciddi rakiple mesela hangi taktikle oynuyor bu takım bilmiyorum. Ona göre yapacağım. Evet, 2-0 yendik paslı oyunda. Ben buna 2-1 ligde yenilmiştim mesela kanatları kullanma. Bakıyoruz. 4-3-1 evet. Hangi stille oynamış? Hemen ligi analizine geliyoruz. Çünkü kanatları kullanan oynadığımda bu rakibe karşı yenilmiştim. Evet, onun kanatları kullanan taktiği belki de değildi. Size de ispatını göstereyim. İşte her şey kaybederek tecrübe kazandırıyor size. Bence bu çok iyi bir şey. Tecrübe kazandık burada. Bizi yendiler ama bir daha aynı hatayı yapmayacağımızı umuyorum ki görüyorsunuz. Oynamışız ama paslı oyuna geldiğimizde dostluk maçına gidelim. Paslı oyunda bu takımın içinden değil bütün her yerinden çıkmışız. Görüyorsunuz 4-5 ne kadar etkili oluyor ve ne kadar da iyi bir menajer olduğunu da söylemeye gerek yok. Dünya egemenliği 10, sıralama dünya üzerinde 11.000 131. sıradaki takıma karşı 2-0'lı bir galibiyet aldık. 30 tane lig kupası var. 29 tane Ziraat kupası var. 109 tane hedefi var. Benden kat ve kat daha iyi bir kariyere sahip. Ama taktik konusuna geldiğinizde belki benim sıralamam düşük olabilir ama görüyorsunuz. Dünyanın 11.131. sıradaki kişisine karşı böyle bir sonuç aldım. Yani bu taktik kesinlikle ama kesinlikle çok değerli bir taktik ve ülke sıralamasında da göstereyim 21. sıradayım. Bunun için bu taktiği tekrar gösteriyorum. Bu taktik kesinlikle 4-3-3 kapışmalarında en çok etkili olacak taktiklerden biri. Yani isteyen gelsin, VC atalım, isteyeni ligime davet edeyim. Bunları yaparız. Meydan okuyan vardı bir tane videoda. 4-5 karşı taktik videosunda. Ligime davet ettim. Başakşehir'i aldı. Kupada da karşılaştık. 3 defa yendim. Yani isteyen varsa gelelim. Gelsin. Kapışırız. Bakıyoruz. Tam sağa baskı. 179-79. Adam markacı ve offside tuzağı. Burada rakiplerimize niye offside tuzağı yapıyorsunuz? Çünkü buradaki offside tuzağı taktiğinde 3 tane onların da forveti var. Sizin de 4 savunmanın içiniz var. Bunları offside'ı düşünmeniz bence daha kolay oluyor. Ve şu an kadroya baktığımızda da işte her kadro değerinde de yüksek sıralardayız. Burada 2. sıradayız. Ama şunu size söylüyorum. Alt takımdaki takımları daha iyi kadro değerine yükseltebilirsiniz. Çünkü direktman burada 80'lik oyuncular oluyor. Ve satılmıyor. Satılmayınca böyle gibi adamlar da bizim önümüze geçiyor. Ama taktiği işe yaradı mı? Yaramadı bence. Görüyorsunuz. Hem kadro değerinde de yüksek. Her şeyinde yüksek. Ama bize karşıki dostluk maçında
yeniliyor. Yani bu taktik gerçekten gerçek bir taktik, has bir taktik. Evet. Hem planla savunması yapıyorsunuz, hem de dağıtıyorsunuz. Aynı Fransa'yı dağıttığımız gibi. Böyle bir taktik ve böyle bir taktik videosunun da 4-3-5 paslı oyunun taktik videosunun da sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Bay bay.